Edirne Tarih, Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Sami Gültekin, Edirne'de hem belediyenin çalışmalarından hem de iktidar partisinin izlediği yoldan memnun olmadıklarını dile getirdi. Edirne'nin Türkiye'deki en geri kalmış il olduğunu iddia eden Gültekin, Edirne halkının kente sahip çıkması gerektiğini söyledi. Biz Edirne Tarih, Turizm ve Kültür Derneği olarak Edirne'nin Türkiye'nin en geri kalmış ili olduğunu iddia ediyoruz. Edirne belediyesinin durumundan memnun olan artık Cumhuriyet Halk Partileri memnun değil. Onları şikayetçi yapıyorlar. Ama tabii açık veremiyorlar, utanıyorlar, çekiniyorlar. Halbuki Edirne bizim. Parti gözetmekse hepimiz bu konuya karşı çıkmamız lazım. Diğer taraftan iktidar partisinden şikayetçiyiz. Bizim için şu bu parti önemli değil. Niçin şikayetçiyiz? Bakın şu anda Balkan Savaşları Müzesi var. 4 senedir kapalı. Valiliğe dilekçe yazdık. Efendim, orası bir bütündür, Şükrü Paşa anıtırım, biz buna ayırt edemeyiz. Biz Balkan Savaşları'ndan onu ayırt edemeyiz. Ya neden edilemesi ki? Oraya giren kişi, asker yasak hemşerim diyor. Kişiler oraya gitmişken geri dönüp geri bu utanılacak bir durum. Halbuki ben yazdığımız dilekçede dedik bu kapıyı en azından açın. Gelsin bir de Şükrü Paşa anıtırı seyretsin. Oradaki anıt mezara bir dua okusun, gitsin ama kötülükten karşılaşmasın. Bu yetmemiş gibi geçelim, saray içine gidelim. Saray içi şu anda tel çitiyle örülü. Senelerdir burası kapalı. Adalet Kasrı'na ziyarete gidemiyor kimse. Dışarısı göremiyor. Balkan Savaşı şehitliğini kimse ziyaret edemiyor. Yani orası Edirne'ye gelen her turistin uğradığı bir mekan orası. Ama ne yazık ki şu anda kapalı. Gelelim Hıdırık Tabyalı'na. Hıdırık Tabyalı'na bunda iki sene önce Sayın Valimizle de görüştük. Aşağı orasını organizasyon bitir iki seneye geçti. Ama yolu yok. Tur otobüsü oraya çıkamıyor. Sayın Valimize sunduk. Sayın Valim, bu Ermeni mezarlığı var. Bu Ermeni mezarlığına gidiş yolu, şimdiki yolda geniş yolu yaparsanız bu sorun çözülmüş olur. Sayın Valimizin verdiği cevap şu. Ben belediyenin hizmetini özel idare yaptırmam. O zaman dedim orası yaptırmazsan turist oraya gidemeyeceğine göre burası cemaatsiz camiye benzer dedik. Bunun ötesinde Edirne etrafında bir sürü Osmanlı'dan kalma kışlalar var. Şu an hepsi de metruk, kullanılmaz durumda. Bunlar Edirne'ye kazandırılsa, Edirne turizmde havaya uçar havaya. Edirne halkı ortadan Edirne'ye sahip çıkmamız lazım. Ama biz Edirne ortadan bana ne be yahu deyip gelip geçiyoruz. Olmaz bir şey bu. Edirne hepimizin. Hep beraber kucaklaşmamız lazım. Bizim için parti önemli değil. Şu parti, bu parti değil. Mesela belediye başkanı yapmak için kim içinde heyecan duyuyorsa onu seçmemiz lazım. Milletvekiline kim bu memleket için heyecan duyuyorsa onu seçmemiz lazım. Bugün ne kadar Edirne'ye hizmet veren bir milletvekilini ben şahsen görmedim de sen yerdir. Tam müstesna bir iki kişimiz var ama sonra mesela İktidar Partisi'nin il başkanı, milletvekili, kadın kolları başkanı. Bunları randevu söyledim, randevu bile vermiş çünkü. Verecek cevapları yok. Acizler, cevap vermekten acizler. Allah Edirne'yi kurtarsın diyoruz.